Kosova, Priştine. İyi seyirler. Karadağ'dan Sırbistan'a geçiyoruz. Sırbistan'dan Kosova'ya giriyoruz. Sınırda aracımıza tekrar sigorta yaptırıyoruz. 15 gün için 70 euro. Sınırda Türkçe bilen bir prizdenle bize görevlilerle anlaşmamızda yardımcı oldu. Priştine'deyiz. Dolaşırken bir meydana denk geliyoruz. İskender Bey heykeli. Ülkenin en büyük meydanı İbrahim Rugova, kente modern bir görünüm katıyor. 12.800 metrekarelik alandan oluşan İbrahim Rugova Meydanı'nda İtalya'dan getirilen ağaçlar ve çiçeklerin yanı sıra 30.000 euro harcamayla yaptırılan fiskiye yer alıyor. Elis fiskiyelerin farkına varınca bizim meydan turu su ile oynama ve serinleme turuna dönüştü. Burada heykeler. Çok şimdi yukarı kalkacak. Yağmur yağmaya başlayınca bir alışveriş merkezine sığınıyoruz. Yağmur altında kırmızı Mustang, rüya gibi. Newborn anıtı, tipografik bir heykeldir. Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ettiği 17 Şubat 2008'de açılışı yapılmıştır. Oğuz gezerken yorulmuş, oturmuş dinleniyor. Karşımızdaki parkta bu anıtı görüp fotoğraflıyoruz. Anıt 20.145 kadın madalyadan oluşuyormuş. Elis ve Oğuz poz veriyor. Gezmek bizi acıktırdı. Elis ekmek arası döneri gelmeden yine ayranını içmeye başlıyor. Yemek yediğimiz yer hamur işi ve dönerci karışımı bir yer. Triçe ve baklavayı deniyoruz. Triçe'nin tadı hala damağımızda. Esivay Kiki'yi görüyoruz ve gidip geziyoruz. Fiyatlar Türkiye'den biraz yüksek. Pamuk şeker mi? Enis bayılır. Kosova'nun eski Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova'nın resmini görüyoruz. Otelimize giderken anıt mezarını ziyaret ediyoruz. Kendisi için dua ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sabah mutfakta buzdolabındaki yazıyı okuyor ve gülüyoruz. Kosova'da otel müşterilerinin hangi dili konuştuğu anlaşılıyor. Kahvaltımızı hazırlayıp otel sahibiyle vedalaşıyoruz. Bu sabahki hedefimiz Sultan Murat Hüdavendigâr Türbesi'ni ziyaret etmek.